aldın başıma, kızımı da vermem düşmanıma. Anası da gelse, babası da gelse, vallahi de kanmam gözyaşına. Cennetin gecesi günü olaylı, gırgır şamatası kalaylı. Komiserim acanım, karakolu açalım, romana da satrat kolay mı? Adını da yazdım alnıma, tövbeler olsun tövbeler. Bana varmazsan eğer, Allah seni taş eder, bu beder bu beder düşmanına. Bana varırsan eğer, kavli karar kader, tacilerin başıma yüz yaşına. Bak be, şuraya bak. Mübarek Ramazan günü bu. Kefal sürüsü gibi geldiler vallahi. Şunlar sipali kazanacağız ha. Ya ya, ne demesin? Selim, bir kamyonet ayarla anam. Bu kadar sipaliyi ancak kamyonetle taşırız. Üf, deli deli konuşma be Pembe. Ne sipalisi? Bu geceki müşteri olduğu gibi Darülacize'den geldi be. Ne olmuş anam Darülacize'den geldiyse? Bu gece onları bedava eğlendireceğiz sevabına. Haberin yok mu senin Pembe? Yok. İnanma. Lan Selim, şimdi bunların hepsi beleşçi. Öyle abla. Can tamam yani, bir kısmısı Darülacize'den gelebilir ama bazıları içlerinde mutlaka bilet almıştır. Bir dakika şimdi, mutlaka ben bu işi çözerim. Tutarım şunu sen. Canlarım. Canlarım. Şimdi Darülacize'den gelenler kim geldi parmak kaldırsın. Hey, bari şu ellere bak, burçak tarlası sanki. İndirin ana. Şimdi bilet alanlar kaldırsın. He? Anam, hiç mi bilet alan yok aranızda? Hepiniz de beleş gelmiş olamazsınız ama mutlaka aranızda bir bilet alan yok mu anam? Ha, işte bir el kalktı. E buna da şükür, hiç olmazsa bir kişi almış bilet. Aldın değil mi canım? Ben bilet almadım. Sadece tuvaletin yerini soracaktım. Kimse bilmiyor ben. Siz biliyor musunuz nerede?
Ramazan kumpanyası olaraklar bu akşam topu attık, iflas bayrağını çektik. O meyhanenin şişmanı, işçi düşmanı da bir yerine yaksın bir şeyleri artık hanım. Tembelerden kaçan müşteri olduğu gibi bize aktı. Şu hasılata bak. Hadi sallanma, çabuk servis, çabuk servis. Beyefendi çekilir misiniz? Rahat rahat izleyelim. Pardon, hadi. Pardon. Ana, ana. Kapıda bileti belki satamadık. Para kazanamadık. Ama belki Alatura çıkar diye kendimi avutuyordum. Düşünürken çıka çıka anam çıka bab çıktı. Ah. Bu ne be? Alatura. Ya bütün Alatura bu demir 1 lira mı pembe abla ya? Ha, maalesef müşteri bizim kızlara Alatura diyerek de Rıza bir abitek bul yapıştırmış. Yok be, ne Alaturası? Benim cebimden düşmüştü o. Ben de nereye düştü dedim. Ver şunu. Ha işte anam o da gitti. Hiç Alatura yapıştırmamışlar oldu. Hepten keşkül edik. Bütün müşteri patron Ali'nin mekanına gidiyor. Bize kimse gelmiyor. Yani o istifine tükürdüğümün imalat hatası Ali alt etti bizi öyle mi? Maalesef öyle. Değil mi Pembe abla? Of of. Keşke size uyup güzelim patronumu terk etmeseydim Şipşer. Rıza. Ya şimdi ne yapacağız kızana? Ya yanlışım varsa düzeltin ama ben derim ki herkesin sevdiği bir şarkıcı bulup getirsek, bir konser yapsak o zaman çok şu gazipali kazanırız. Kumpanyayı da kurtarırız. Ay Selim. Kaydırı kupak konuşup durma be. Bir şarkıcı buraya çıkmak için kaç para ister senin haberin var mı? Hem şarkıcıyı kim kaybetmiş ki biz bulalım? Ha? Tabii canım. Nereden bulacağız şarkıcıya? Bir dakika. Aklıma geldi bir şey. Metin. Hangi Metin? Hı? Metin. Metin. Hangi Metin be? Hangi Metin? Metin Şentürk. Ne? Benim devamlı müşterimdir o. Her gün benden çiçek alır. Onu mu çağıralım gelsin? Ya saçmalama Pembe abla ya. Sen Metin Şentürk dediğin adam bir konserden kaç para alıyor biliyor musun? Hiç almıyorsa 50 kağıt alıyor be. Hayır. 50 milyon mu dedi? Yok, 50 gazoz kapa. Ne milyonu ya? Milyar, milyar. Milyar diyorsun. Deme be. Şarkıcı çıkarma işi yatar o zaman. Yarın sabah boynumuzu kırar, patron Ali'yle gideriz, af dileriz. Belki bizi işe geri alır. Şşt, bir dakika. Metin'i nasıl getireceğimizi buldum. Hem de bedava getireceğiz. Bedava mı getireceğiz dedin? Bedava. Sormasan ayıp, nasıl olacak o iş Pembe abla? Kızana, senin gözlerin gene böyle fıldır fıldır dönüyor ha. Yoksa sen yine bir dalavere mi çevirirsin kız? Aferin kızım. Ananı çok iyi tanımışsın. Tebrik ediyorum. Anam siz bu işi bana bırakın. Ben de yarın Metin Şentürk'ü burada da konsere çıkarmazsam bana da... Ay, be, vallahi gerçekten yarın be, bana da pembe demesinler. Öf anam. Bilmiyorum şey. Hayır Allah'ım. Sütsün Pakize. Sen buraya kokoşluğa mı geldin kız? Kaportayı cilal çekmeyi bırak da kalk yerleri sil. Ya Pembe abla oruçum ben. Anne ruhlu, mübarek orucu bahane etme. Çalış, kalk yerlerisi dedim sana. Gelip kontrol edeceğim. Vallahi ayna gibi olmazsa o uzamış dilini kökünden çeker alırım ha. Hadi oradan be. Dilimi çekip koparacakmış beni. Çekin şuradan. Tüküreyim böyle işe ben be. Evim yok, siyah işkence merkezi mi belli değil. Şu halime bak. Oruç be. Pembe. Yazık değil mi? Bahar Ramazan'da eziyet etme şu kıza. Sen de her şeye karışma. Evdeki otoritini sarsıyorsun. Olmaz ki ama böyle. Ya. Telefonum nerede anam? Yani benim şu Metin'i ben bir arayayım da onunla konuşmaya gidecektim ya. Sen! Aman be! Hadi yavrum Şipşak. Allah! Allah! Aa Muharrem abi bak kim geldi. Babasının doğumu gelmiş. Aman da aman. Annem işte annemiş.
Aman da büyümüş de babasını iş yerinde ziyarete mi gelmiş? Aman yerim ben onu, yerim. Oluş, oluş. Bana da günaydın mimarim. Pardon Melekçe, hoş geldin. Maşallah. Oğlunu görünce dünyaları unuttun. Olacak o kadar Menekşe. Evlat sevgisi ne de olsa başka şeye benzemez. Benzemez tabii. Ölürüm onun için ben. Ölürüm ben. Şuna bak tıpkı ben. Aa, pırt yaptı. Hakikaten de tıpkı senmiş Muharrem abi. Zevzek. Muharrem, anam çok hasta. Yattı uyudu. Ben de çiçeğe giderim. Mecburen bugün bebeğe sen bakacaksın artık. Ne? Denildi mi Melekçe? Ben nasıl bakayım bebeğe be? Ben nasıl bakarsam sen de öyle bakarsın canım. Bak bu biberonu. Bunun içinde de bezleri var. Tamam? Ama Melekçe, ben bebek bakmayı bilmem ki. İyi ya, öğrenmiş olursun bari. Hadi canım. Bye bye. İyi canım. Aralık sana yakıştı be Muharrem. Siz de gülmeyin be. Burada mı buluşacağız Metin'le pembe? Aradım ben onu. Kafeye gel dedim. Buraya gelecek canım, merak etme. Ya kız ana, koskoca sanatçı bir çiçek için ayağına gelir mi sence? Gelir. Sugar Baroduro. Senin bildiğini ukala dümbeleyi telelüyle sanatçılarından değildir Metin. Geldi geldi Metin abi, geldi. Abi. Metin anam geldi. Anam yanlış tarafa gidiyor. Anam pencerenin yanındaki masadayız. Anam bizi görmüyor ya, adresi tarif etmek lazımdır. Gel abiciğim, gel abiciğim. Ha gel. Şöyle mi? Gel abi. Otur. Teşekkürler. Otur abi. Oturdu. Ya Pembe abla, sen adamı öldürürsün ya. Sizi görmüyorsam pencereyi nasıl göreceğim ben? Söyler misin? Pencerenin önündeyiz diyor ya. Hakikaten haksana. Öyle saçma bir şey söyledik ya. Pembe ablanın her zamanki hali be. Anam, kusura bakma abi. Hakikaten daha ben orasını hiç düşünemedim. Pembe abla, şu kafandaki ne ya? Kakalak mı o? Ne kakalak var abi? Ay kızım. Ay, ne oldu? Ay. Ne oldu? Kakalak ne kızım? Kızım. Aldın mı kız kakalak? Ay. Mükemmelen bu kakalak nedir kız? Ya alem kadınsın sen Pembe abla ya. Hala yiyor musun sen bu şakaları? Ya ben burnumun ucunu göremiyorum. Senin saçındaki kakalağı nereden göreyim ya? Ay bu oğlan hep maydaf geçiyor benim. Sana göstereceğim ben gününü sonra. O biraz sıkar Pembe abla. Daha bugüne kadar kimse gününü gösteremedi bana. Göremiyorum ki ben. Nasıl göstersinler? Anam bu da stand-upçı mıydı? Şeydir müdür nedir? Şarkıcı mıdır belli değil vallahi. Komik çocuk. Hayırdır Pembe abla? Niye çağırdın beni? Şey canım, şimdi biz diyoruz ki... Bırak. Yani biz diyoruz ki yani acaba... Biz evde iftar yemeği vereceğiz yani. Acaba yani gelir misin diyorum. İftara mı çağırıyorsunuz beni? Gelirseniz çok şeref duyuyoruz Metin Bey. Hem iftardan sonra da... Evde arkadaşlar, eş, dost, kendi aramızda böyle bir eğlence yapacağız anam yani. Kendimiz çalıyoruz, kendimiz söylüyoruz. Eğlencenin dibine vuruyoruz anam. Ne dersin? Kendi aramızda eğleneceğiz değil mi? Pembe abla, bizden başka kimse olmayacak değil mi? Tabii. Tabii anam, bizden başka kimse olmuyor. Gerçekten bak. Ya tamam abi, biz olacağız yani. Eş, dost yani, başka kimse olmayacak. Zaten evde yapacağız iftarı abi. Tutup eve milleti çağıracak değiliz ya. Madem kendi aramızda eğleneceğiz, gelirim Pembe abla. Oley. Sizin gibi kral müzisyenlerle eğlenme fırsatı insanın eline kolay kolay geçmez. Yaşam ettim vallahi. Çok sağ ol canım benim. Siz sağ olun Pembe abla. Hem sizi dost meclisimde görmekten şeref duyarım. Göreceksin anam, onu da göstereceğim ben sana. Anam gene oyuna getirdin beni değil mi? Ama sen de her seferinde yiyorsun da Pembe abla. Neyse. Benim şimdi plakçıma gitmem lazım. Akşama görüşürüz. Görüşürüz abi. Akşam biz sizi alır eve götürürüz. Tamam, telefonlaşırız. Abi ben bıraksaydım. Araba şurada. Yok. Sağ ol. Bende de var araba. Şu ileri park ettim. Anam ne diyor, bu ileriye mi park ettim dedi? Şaka be Pembe abla. Oruç sana hiç yaramamış. Sazan gibi atlıyorsun her şeye. Ben kim? Araba kullanmak kim? Hadi jet ski olsa neyse. Araba da değil yani. Ay canın iyisi Pembe abla. Nasıl güzel gülüyor. Kıkır kıkır. Sus Cemil'im, sus.
Bak eğer sen baba sana gofret alacak. Seninki de lafı mı Muharrem? Bebek gofreti nereden bilsin? Dinli söyleyelim susa. Hadi beyler. Hadi. Dandili dandili dastana, dalar girmiş bostana. Bostan bir dayı, yemezim daha. Türk halk müziği erkekler korusu gibi hep bir ağızdan söylemeyin şunu be. İyice korkuttunuz bebeği. Senin bebek de hiçbir şey beğenmiyor be abi. Ne yapalım ya? Ninni söylesin diye Sibel Can'ı getirecek halimiz yok ya. Allah Allah. Merhaba millet. Kimler gelmiş? Muharrem, kahveye gelmek için yaşı biraz küçük değil mi bunun ya? Alay etme be beter. Menekşe başıma bıraktı bebe. Bugün mecburen ben bakıyorum. Nenen niye bakmıyorsun işte? Oruç azıcık zorluk vermiş. Rahatsız yatarmış evde. Bir dakika, bir dakika. Çekilin bakayım. Ver bakalım şunu. Ben sustururum. Rah canım rah, maşallah. Ama canım, yavaş canım, düşürme, küçük, düşürme. Küçük, ölüm. Tombiş tombiş. Ha? Tombiş misin sen? Islık ıslık. Islık. Eva, üzülme şimdi bu ya. Ver, ver. Ama... Klozet gibi adamsın. Ne yapsın bebek? Seni görünce dayanamayıp salmıştır üzerine. Bir de sifon taktırsan tam olacak. Çok komik. Ya enişte, altını değiştirmek lazım bunun. Ondan alıyor bebek ya. Öyle mi? Ben değiştirelim. Beyler, bebek nasıl benzeniyordu ya? Aranızda bilen var mı? Yo. Nereden bilelim abi? Nuri, en küçüğümüz sensin be. Hatırlarsın nasıl beziyorlardı seni. Abi ben tamam, nasıl hatırlayayım tamam, ya? Tamam, 20 yıl olmuş değil mi ya? Hadi be. Susun be zevzekler. Ver şu çocuğu ben bezlerim. Al bakayım. Al bakayım. Aman. Alın şunu. Yeni bezim benim. Şimdi senin altını temiz bezle bezleyeceğim Cemil. Ona da işeme olur mu? Bezine işeme dedin. O da bezi işememek için senin üstüne işiyor. Akıllı bebek. Nereye işeceğini biliyor abi. Duyduk, duymadık demeyin. Cennet Mahallesi sakinleri, bu akşam Cennet Ramazan kumpanyasında çok özel bir konuğumuz var. O güzel sesiyle Metin Şentürk bizlerle birlikte olacak. Cennet Orkestrası çalacak, Metin Şentürk söyleyecek Şipşak. Bu geceki eğlenceyi kaçırmayın Şipşak. Hoppa, hep beraber vur Selim. Hoppa, hoppa. Canım. Şimdi hepinize son defa söylüyorum. Onun için kulaklarınızı dört açıyorsunuz, beni dinliyorsunuz. Hı hı. Şimdi Metin Şentürk gelecek ya. Evet. Geldi diyelim. Burası bizim evmiş gibi numara yapıyoruz. Niye numara yapıyoruz abla? Nesi var? Herif bizim eve iftara geldiğini sanıyor. Nereden bilsin ona bedavadan konser verdireceğimizi? Kızım, sen de o korkulur ha. Ne yapayım kızım? Üç kat yapmayayım da kumpanyamız mı batsın? Doğru. Aman gözünüzü seveyim, pot kırmayın ha. Yoksa ben de sizin vallahi kafanızı kırarım. Tamam be pembe. Geliyorlar, arkada geliyorlar. Ne? Geliyorlar. Hoş bulduk. Hoş canım benim, evimize hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Metin abicim, evimiz azıcık dağınık da inşallah kusura bakmasın ha. Meraklanmayın, meraklanmayın. Göz görmeyince gönül katlanırmış. Kimsin,
Hadi hadi, 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 hadi evimize. Evimize, evimize. Kurban olur Pembe abla sana. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ne oluyorsun hanım? Niye çıkardın ayakkabılarını? Eve de ayakkabıyla girmeyeceğiz değil mi Pembe abla? Anam doğru der. Eve ayakkabınla girilmez. He, çıkarın ayakkabılarını. Çıkarın, 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 çıkarın ya. Peki çıkarsın. Burası evin holü Metin abi. He. Şöyle geçelim, salonumuz ileride, gel abi. He. Evin holü ne büyükmüş be kardeşim. Ses yankı yapıyor resmen. Hol değil, konser salonu sanki mübarek ha. Ne? Konser salonu mudur? Ne konser salonu? Onu nerede çıkardın? Ev anam, burası ev bizim ev. Ya lafın girişi öyle söyledik mi Pembe abla? Biliyoruz sizin ev olduğunu. Bak, gel abi, gel. Gel, gel. Duvarlara çarpmadan gel, gel abi. Tamam. Şurada bir duvar var abi. Tamam, gel, tamam, tamam. Sultan, salonun kapısını açtı. Kapıyı açıyorum. Açtı. Tamam, tamam. Gel. Yavaş yavaş. Yavaş canım. Yemek basalım abi. Tamam. Gel abi, gel tamam, buraya. Buraya, tamam, buraya, teşekkürler, buraya. Teşekkürler. Geç abiciğim. Salonda yankı yapıyor. Eviniz bayağı büyükmüş sizin ya. Kaç metrekare burası? Büyük değil anam, büyük değil de yani içinde eşya yok ki ondan öyle şey yankı yapıyor, kararlık işte. Oo, amma güzel yemekler hazırlamışsınız ya. Harika görünüyorlar vallahi Pembe abla. Kurban olur Pembe ablan, güzel mi görünüyorlar ay canım benim. Ben hazırladım ellerimle. Aman deli olan bir de neyin yok benimle. Sen nerede basında geliyorsun ortaya be Pembe abla? Bu arada kurt gibi acıktım. İftara ne kadar kaldı ya? İftar olmuş, 10 dakikada geçer be. 10 dakika geçer mi dersin? Anam peki niye çalmadı bu? Al şunu, tut bakayım. Al şunu. Niye patlatmıyorlar şu topu ya? Böyle saf saf kabak olmaz ki kardeşim. Azıcık ciddiyet ya. Kıpasız kıpasız. Allah'ın yüz beyinlisi. Topu patlatmak senin işin değil miydi? Hem burada oturuyor Metin'cim. Hem de buru buru konuşuyor. Doğru ya, unuttum. Mahalleli ne tefe koyacak beni. Ben hemen koşup top patlatıp geliyorum, tamam mı? Yürü, yürü. Allah seni ne yapmasın, ne mi be? Senin yüzünden bir günde millet orucunu saatinde açamadı be. Alacağım senden bu işi, silip göreceksin ha. Hadi bakalım, açın oruçlarınızı, Allah kabul etsin. Allah kabul etsin arkadaşlar. Sağ ol. Kabul et Allah'ım yarabbim, büyüksün sen Allah'ım yarabbim. Vurma Metin abi. Ver bakayım, ver. Ver canım, ver. Dur, 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 dur. Bir tane al. Dur çekirdek alayım. Cis misin, nesin Pembe ya? Ne vuruyorsun be? Vururken canım çekti. Ne var, dayanamadım. Allah'ın nimeti değil mi bu da? Kızlar vurma al, al. Ha, ver canım. Allah kabul etsin, Fräulein Pembe. Hayda, masada turist de mi var? Yok, Metin bir turist değil. Elga benim kızımdır. Ya Almanya'dan geldi abi. Alman mı yani? Yarı Alman, yarı Roman. He. Ortak imalat. He. Yeni yeni öğreniyor bizim dinimizi. Ama ben çok sevdim sizin dini. Çok şön, harika. Harika tabii ya. Bak Helga, sen bile iki dakikada bizim dinimizin harika olduğunu anladın. Herkes anladı. Bir tek sizin papa anlamadı, papa. İleri geri konuşup duruyor herif ya. Anam. Ben dedim size bu olay çok komiktir diye, vallahi gerçekten. Kurban olur Pembe abla sana. Gel. Kapıyı adam yerleştirin, biletsiz kimseyi içeriye sokmasınlar. Bir dur Pembe ya, acelen ne? Yavaş. Bir saat var insanların gelmesine. Hele bir iftarlarını yapsınlar. Dersin. Evet derim. Anlıyorum. Yesene anam urmayı. Şşşt. 10 milyon. Şşşt. 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 Gel anam, gel. Bizim mahalle yavaş sesle gitmeyin. Geçin, 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 geçin. Hadi geç, geç. Sessizle. Masayı, masayı anam. Dur, masayı geriye çekin sessiz. Gel, gel, gel. Bağırma, bağırma. Metin. Anam çayını iç istersen artık yavaş yavaş. Seni yavaş yavaş divana alayım, sonra aile arasında eğlenelim canım benim. Tabii. Gel anam, söyleyelim, gel. Çalıp söyleyelim Pembe ablacığım. Canım hadi, benim, gel, hadi. Gel, Pembe ablan yesin seni. Dur gel. Ben de geçeyim şöyle. Çık yukarı. Otur anam oraya, otur. Al, al odunu da al anam sen. Ha işte bitti işim şimdi. Maşallah. Metin'im aslan oğlum, çal da eğlenelim. Çalarım. Aslan oğlum ha.
yollarla yürüttüm bu sevgiyi. Güneşsiz büyüttüm ben içimdeki çiçeği. Pamuk iplikleriyle bağlanmışsın sevgime. Yeni aşk arıyorum, arz olunur bilgine. Ben enayi, ben mi deli? Hep ben üzüleceğim. Biraz sevmeyi öğren, hep ben mi seveceğim? Ablaya. Ne bu sesler? Ne bu kalabalık? Kimse yok Metin abi. Biz bizdeyiz. Aile arasında eğleniyoruz. Anam, ben bu gelinlerime o kadar dedim. Doğum kontrol yöntemleri uygulayın dedim. Beni dinleyen kim Metin? Önüne gelen bir sıpa çıkardı. Allah seni inandırsın. Evin nüfusu da 30'u buldu. Vallahi bak. Allah Allah. Yani bu bağıran herkes sizin evden mi Pembe abla? Öyle öyle. Öyle abi. Hepsi bizim evden. Evet. Ya ikinci şarkıya geçelim mi Metin hadi abi? Geçelim. Hadi geçelim. Hadi geçelim. Hadi geçelim. Hadi. Hadi. Ya gelip al beni, ya geri ver beni. Dayanamıyorum böyle. Yok yok, çaresi yok sensizliğim. Vay vay vay. Yok yok, adresi yok gecelerimin. Yok yok, çaresi yok sensizliğim. Yok yok, adresi yok gecelerimin. Aslan oğlum. Tanrı'dan dilerim yolunu gösterim. Seni özlerim, yaralı kaldım anla, unutmadım zamanla, gel beni tamamla. Tanrı'dan dilerim yolunu gözlerim, ben seni özlerim. Yaralı kaldım anla, unutmadım zamanla, gel beni tamamla. Helal Metin abi, döküyoruz. Niye susacağım kardeşim? Ha? Konsere mi geldik, kütüphaneye mi? Tabii, geldiğimizden beri susturuyorsunuz. Bir dakika, bir dakika. Allah Allah. Konser ne? Ne konseri bu Pembe abla? Ne konseriymiş oğlum? Ne konser mi var burada? Nereden çıktı o konser? Çal sen, çal adam, çal. Ya numara yapma Pembe abla. Az önce biri konser dedi. Duymadın mı zannediyorsun? Anam, sen yanlış anladın oğlum. Konser dedi o, konser. Komiser mi dedi? Bizim mahallenin komiseri gelecekti de onun için şey ettiler. Otur be. Ne oturacağım be kardeşim? Adam başı 10 milyon verdi. Adam başı 10 milyon mu verdiniz? Konsere girebilmek için. İstediğimizi yaparız. Pembe abla, bunu yaptınız demek bana. Yazıklar olsun size be. Eyvah, her şeyi anladı be eyvallah. Görmüyoruz diye bedava konser verdirmeye kalkıyorsunuz. Ayıp be, ayıp. Ama bunu senin yanına bırakmam Pembe abla. Yakışıyor mu bu senin yaptığına? Neredesin ya? Buradayım ben, vallahi buradayım. Yani göz göre göre ketempereye getirdiniz beni be. Göz göre göre dedi, bakalım komik. Başladık komikliğine, yürü be. Ya Neticim bir dakika ya, sen yanlış anladın. Ne yanlışı be, ne yanlışı? Sultan sen tut şunu bir. Metin abi, Metin abici bak her şeyi. Ne yanlışı be. Çekil şunu.
Ya bir pişi bak. Hadi be abi, git işine. Metin abi yanlış anladın. Hadi bir yürü, yürü. Kırmızı kapat, kırmızı. Ben şikayetçiyim. Ya komiserim, ben şikayetçiyim. Ya komiserim, ben şikayetçiyim. Komiserim, komiserim. Komiserim, ben şikayetçiyim. Şikayetçiyim, komiserim kafamı kırdı. Kimden şikayetçi komiserim o? Kimi gösteriyor? Beni göstermiyor değil mi? Yok, yok. Seni göstermiyorum. Ya hepimiz şikayetçiyiz bu arkadaştan komiserim ya. Susun be! Susun! Ya bu, ya bu meşhur şarkıcı Metin Şentürk değil mi? Ta kendisiyim komiserim, ta kendisiyim. Ve de bunlardan da şikayetçiyim. Neredelerse işte. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Önce bir şeyi kontrol etmem lazım. Aa, ne oluyor be? Ne olacak anam? Elif Çoğlu elliyor seni, elliyor. Elle tacize girer bu. At nizarete bunu. At. Kusura bakmayın komiserim. Hop hop hop, emin olmak istedim de. Şeytan doldurur. Bırak. Tamam, 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 tamam. Aa. Polis misiniz? Kusura bakmayın komiserim. Emin olmak istedim de. Bunlar beni karakol diye başka bir yere getirmiş olabilir. Her şey beklenir bu dalavericilerden. Allah Allah. Niye böyle bir şey yapsınlar ki evladım? Tabii canım anam, niye yapalım, biz deli miyiz? İstifra ediyor anam bize. İstifra, aman Allah kuru istifradan saklasın. Ya kız ana, istifra değil be, iftira, iftira. Aman neyse işte ondan ediyorum. Susun! Metinciğim anlat bakayım. Önce otur bakayım, rahat et, rahat et. Tamam komiserim, oturayım. Otur ya, komiserim. Otur kardeşim. Ha. Evet canım, seni dinliyorum. Komiserim, kendisine artık abla demeye dilim varmıyor ama bu pembe abla beni iftara davet etti. Bak. Dedi ki iftardan sonra da ailece kendi aramızda çalar söyleriz. Sen de kabul ettin tabii. Ettim de etmez olaydım be komiserim. Bu uyanıklar beni meğerse ev diye düğün salonuna götürmüşler. Görmüyoruz ya, düğün salonuna ev diye yutturmuşlar bana. Allah Allah. Düğün salonuna niye götürdünüz adamı ya? Hiçbir şey anlamadım bu işten. Niye olacak komiserim, niye olacak? Çaktırmadan bana konser verdirmişler meğerse. Dünyanın biletini satmışlar, afiş falan basmışlar. Bütün mahalle sessizce orada oturup beni dinlemiş meğer. Yapma ya. 40 yıl düşünsem aklıma böyle bir üçkağıt gelmezdi. Siz ne biçim insanlarsınız be? Atayım mı şimdi sizi içeri ha? Anam, kafamızın senden iyi çalışıyor olması suç mu yani komiserim? Hayırlı bir şeye çalışmıyor ki kafanız. Hep üçkağıda çalışıyor. Çıkarın bakayım bu konserden kazandığınız paraları. Çıkarın. Hadi çıkarın. Al canım. Metin Beyciğim, bu konserden elde ettikleri gelir. Hepsi sizindir kardeşim. Buyurun. Komiserim, ben işin parasında değilim ya. Ben dolandırılmaktan rahatsızım. Pembe ablamız, canımız ciğerimiz dedik, bağrımıza bastık. O bizim başımıza çorap ördü. Olacak iş mi bu ya? Metin Bey haklı komiserim. Çok büyük eşeklik ettik. Çok özür dileriz Metin Bey. Özür dileriz Metin abi. Özür dileriz Metin Bey. Affet bizi abi, özür dileriz. Ya özür dileriz be Metin abicim be. Tamam tamam hadi, öyle olsun, affettim sizi. Komiserim, ben bu parayı da almıyorum. Alma canım, alma o parayı. Al sen. Ya, yani isteyen yoksa ben alayım onu şimdi. Geri dur! Bu parayı sizin vasıtanızla Darülaziye'ye bağışlamak istiyorum komiserim. Aa, ana gene mi tarlacısı? Ne kazansak oraya gidiyor. Selim, koş. Babamı darlacısıya yerleştiriyoruz. Paranın yarısını kurtarsak yerdir. Geç, koş. Aa, koştum abla. Hadi. Aa, dur be, nereye? Allah, uyuyakalmışım be. Sabah ezanı okunmak üzere. Ne oldu Selim, davulu mu çıkarsın? Çok geç kalmışım be Fatoş. Sabah ezanı okundu, okunacak. Sahur birazdan biter. Ne durursun o zaman be? Hadi kalk fırla. Bir de senin yüzünden sahursuz mu oruçlusun yani? Günah be, kalk kalk. Ya şimdi çıksam bile mahallenin öteki ucuna hayatta yetişemem Fatoş. Başka bir yol deneyeceğim. Alo? Bu ne be? Hayırdır inşallah. Dinle, telefonda davul çalar. Davul çalar? Davul çalar. Ramazan bir yeşildir. İbadetler ona biner. Uyan Nedim abi sahura. Davulcu Selim'dir bu arayan inek. Ne oldu be? Abla, abla, abla. Ne
Sana dursana, ne yapıyorsun? Kafayı mı yedin sen? Evin içinde ne davulu bu? Davulu çıkmak için geç kaldım da. Ben de mahalleliyi telefonla arayıp telefonda çalıyordum davulu. Teledavulcu hesabı. Keçi boynuzu. Zaten davuldan kazandın 3 kuruş paradır. Bir de dünyanın telefon faturasını mı getireceğim bana? Bebe abla, koca bıraksana be. Ya vurma be, ablamı ya. Tamam. Dur kız, bırak beni. Allah ya, ne hale getirdiniz? Vermek isterim burayı be. Hadi gidin. Akıcık da akıcık. Akıcık. Sen ne şeker şeysin böyle. Dua et ki orucuma. Çoktan yemiştim seni yoksa. Ferhat be. Bizim de böyle bebeğimiz olur mu sence? Aa, ne bir iş yani. Pembe abla evlenmemize bir müsaade etsin. Ben seri üretime geçmeyi düşünüyorum aylısıyla. Allah seni ne yapmasın be. Ne vuruyorsun Kısmet be? Kısmet Ana'nın önünde ne biçim laflar öyle? Edepsiz. Hadi be. Hadi be. İtişmeyin. Vurma. Kendimi düşüreceksiniz. Ya vurma. Verin onu bana. Gel. Al, yavaş. Al nene, al. Kucukucum, bebeğim. Şunların neşesine bak be ana. Biz kumpanya battı diye, işsiz kaldık diye üzüntüde süzülürüz. Bunlar utanmasalar sevinçte göbek atacaklar vallahi. Aman be kızım, sen de ne üzülürsün. Allah bir kapıyı kapatır, ötekini açar. Doğru. Ya hem mübarek Ramazan ayındayız be ala. Bereketli olur bu ay. İnşallah. Abi, telefonu çalıyor. Tanıdık değil bu numara. Kim arıyor acaba? Alo, buyurun. İyi günler Ferhat Bey. Ben organizasyon firmasını arıyorum. Telefonunuzu bir arkadaştan aldım. Bir iş var da. Buyurun, sizi dinliyorum abi. Ferhat Bey, şirketimizin düzenlediği özel bir toplantı için bir şarkıcıya ihtiyacımız var. Siz çıkar mısınız acaba? Seve seve çıkarım abi, ne demek? İş olsun yeter ki. İyi o zaman. Gelin, ayrıntıları burada yüz yüze görüşelim. Tamam abi, adresi alayım ben. Kavacık'ta biliyor musunuz? Onun en üst katındayız. Yok abi ya, bilmiyorum maalesef. İyi o zaman, siz gelin Kavacık'a. Saat 2 gibi biz sizi Otağtepe'deki manavdan alırız. Tamam abi, saat tam 2 gibi Otağtepe manavında görüşürüz o zaman. Tamam. Al işte hala, Allah bir kapıyı kapattı bir kapıyı açtı. İş bulduk iş! Çok güzel. Allah yaşasın. Ben size demedim mi üzülmeye gerek yok diye. Müsaade var mı Kinyas baba? Söyle bakalım, ne oldu? Haberler hiç iyi değil baba. Laz Kemal'le Adanalı Celal, yanlarına birkaç baba da almışlar. Herkese seni ortadan sileceklerini söylüyorlarmış. Onlar benim papuçlarımı bile silemezler. Dünkü çocuklar adam mı oldular başımıza? Tarayın uçakları! Ne duruyorsunuz be? Ateş etsenize! Gittiler baba. Adam mısınız siz be? Korkak tavuklar! Bu kalıbınıza! Gelin buraya! Geldim baba. Geçin sıraya! Siz bu tabancaları serçe vurmak için mi taşıyorsunuz be? Niye biriniz tabancanızı çekip ateş etmediniz ha? Ne biçim korumasınız siz? Beceriksizler! Bu böyle olmayacak. Onlar beni öldürmeden ben onları öldüreceğim. Emret, öldürelim baba. Hadi be! Siz sinek bile öldüremezsiniz. Bana attığını deviren, gözü pek acımasız, serin kanlı bir katil lazım. Terminatör lazım bana bir tane. Terminatör. Baba sen resmen Deli Ferhat'ın tarifini yapıyorsun. Deli Ferhat mı? O kim? Alemde adı yeni duyuluyor baba. Tehlikeli biri. Cinayetler dilden dile dolaşıyor baba. İşlediği cinayetleri duysan kanın donar. Ne yapmış ki? Düşmanlarından birini kalorifer kazanında yakmış baba. Kazanda ısınan suyla da banyo yapmış. Kendini ihbar etti diye bir kuyumcuyu öldürmüş. Dükkanda ne kadar altın varsa adama zorla yutturup ölmesini beklemiş. Vay anasını vay. Hakikaten deliymiş bu. Tam benim aradığım adam. Tanıyor musunuz siz bu Deli Ferhat'ı? Tanımıyoruz baba. Ama istersen telefonu ver, arayıp görüşelim. Arayın gelsin. Yalnız herif biraz psikopatmış baba. Yani sağa sola belli olmuyormuş yani. Olsun. Arayın siz. Tamam baba.
Alo. Ferhat abi iyi günler. Ben Kinyas babanın adamıyım. Baba seninle bir görüşmek istiyor. Görüşelim koçum. Tamam abi. Bugün o tağ tepedeki manava gel. Biz seni oradan alırız. Saat 2 gibi. İyi günler. Üf. Nerede kaldı bunlar ya? Oo. Deli Ferhat dedikleri psikopat kiralık katil şu herif olmalı abi. Emin misin? Hiç psikopata benzemiyor be oğlum bu. Abi baksana. Elinde keman kutusu var. Amerikan filmlerinde oluyor ya. Hani kiralık katiller tüfeklerini keman kutularında saklıyorlar. O hesap. Abidik kubidik konuşma be oğlum. Amerika mı burası? O zaman kendisine soralım. Allah Allah. Pardon birader. Siz Ferhat mısınız? Hani şu telefonda konuştuğumuz? Evet abi ben Ferhat'ım. Hani telefonda konuşmuştuk. Ben de sizi bekliyordum. Nerede kaldı bunlar diyordum. Geciktiğimiz için kızmamışsındır inşallah Ferhat abi. Çok özür dileriz abi. Allah Allah. Özrüne gerek var canım. Yani ufak bir gecikme sadece. Hayır sizi kesecek değilim ya kıtır kıtır. Kesmek mi? Saygıda kusur etmeyelim deşer vallahi. Buyurun abi. Patron sizi bekliyor. Hürmetler abi. Yalnız gidelim gitmesine de telefonla bir meseleyi size konuşmayı unuttum ben. Ben ekibimle çalışırım. Hayır, ekibim olmadan çalışmam yani. Ekibiyle cinayet işleyen kiralı katili de ilk defa görüyorum ha. Ya ne konuşuyorsunuz siz kendi kendinize ya? Hayır, gidiyor muyuz, gitmiyor muyuz? Hadi. Tamamdır abi. Siz nasıl istiyorsanız öyle çalışırız ha? Abi. Saygılar, hürmetler hadi abi. Hadi bizim ekibi alıp da öyle gidelim. Tamam abi. Hadi yürü, alırız hadi. Abi. Geç abi. Buyur abi. Buyur abi. Buyur abi. Affedersiniz beyefendi. Siz telefonda konuştuğumuz Ferhat'sınız değil mi? Deli Ferhat derler genelde. Öyle mi? Buyurun gidelim. Bizim şirket de şu sokağın ilerisinde. Sizin sesiniz çok güzel diye duyduk Ferhat Sesimi Bey. Sesimi ne yapacaksın? Toplantıda şarkı söyleyeceksiniz ya Ferhat Bey. Sen beni çengi mi sandın? Seni dümbelek diye çalarım ben be. Allah! Kaçma! Gelin gelin. Gelin gelin. Burada işte. Geldiler abi. Yavaş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Hangisi Ferhat? Şu. Bunlar kim Ferhat Bey? Bunlar mı? Ekibim abi. Böylece ekibim işte. Öyle abi ekibiyiz gerçekten. Vallahi ben... Biz hep ekip olarak çalışırız da abi. Allah Allah. Oğlum sizin bahsettiğiniz soğukkanlı katil Deli Ferhat bu mu yani? Böyle süt kutusu gibi göründüğüne bakma baba. Çok psikopat bir katildir. Aman ters bir şey söyleme. Aklım almıyor vallahi. Peki bunlar niye böyle saz grubu gibi giymişler? Belli ki kamuflaj için böyle sazcı gibi takılıyorlar baba. Kimse onlardan şüphelenmesin diye. Ha, doğru. Yalnız uyanıkmış herifler ha. Uyanık. Annem bu nasıl organizasyon şirketidir? Daha çok mafyaya benziyor. Kız dur be. Ayda yılda bir iş bulduk. Ona da sen çomak sokma be. Ha? Belli ki azıcık karanlık bir işler çeviren bir organizatörcüdür. Herhalde öyle. Arkadaşlar işten bahsettiler değil mi telefonda Ferhat Bey? Biliyorum abi işi biliyorum. Konuştuk. Sen hiç merak etme. O iş tamamdır. Güven bize. He? Abicim biz ekip olarak da sahneye çıktığımı evvelallah herkesin nefesini keseriz yani. Boğazlarını keseriz, nefes alamazlar demek istiyor abi. Ne yapacağınızı biliyorsunuz yani. Biliriz abim. İlk işiniz bu olacak. Adresi arkada yazılı. Tamam abi. Oldu. Bakayım bana. Tam olarak ne yapıyoruz? Nasıl bir eğlence tertip ediyoruz? Ne eğlencesinden bahsediyor bunlar be? Abi adamlar öyle çalışıyor. Öldürmekten zevk alıyorlar. Eğlence diyorlar öldürmeye. Amma sakat tiplermiş bunlar da ha. Dedik sana baba. Vallahi siz işinizi bilirsiniz artık. Nasıl bir şey yaparsanız yapın. Arife tarif gerekmez. Sen meraklanma abi. Biz ona bir güzellik yapacağız artık. Göreyim sizi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hayırdır?
Abi bize Kinyas Bey gönderdi. Kinyas mı gönderdi? Ha, al onları içeri ha. Tamam baba. Ha. Buyurun, buyurun. İyi akşamlar. Niye gönderdi ki Kinyas yüzü? Sana böyle bir güzel eğlence yapmamızı istedi abi. Gidi sabaha kadar eğlendirin Kemal abimiz dedi. Allah Allah. Kinyas dedi ha. He, Kinyas dedi. Aman valla Kinyas dedi abicim. Aman benim de şu gartiksiyonumu bozdun ha. Baba belli ki Kinyas yaptığı hatayı anladı. Aradaki buzları eritmeye çalışıyor. Barışmak maksadıyla göndermiş bu eğlenceyi. İyi akıllılık yetmiş. Hadi bakayım bana bir eğlence sofrası hazırlayın. Uşaklar. Siz de çalmaya başlayın daha. Hadi hadi. Tamam. Hadi hadi. Hadi, hadi, hadi başlayalım. Hadi. Hadi Anam ayrık bir şey. Elifçi oğlu çekirge sürüsü gibi çöktü masaya, sildi süpürdü, olacak şey değil valla. Nasıl yiyor bak. Valla ben de ayrıklar içindeyim pembe. Benden daha da çok yiyen birini ilk defa görürüm ha. Kız bu da senin gibi balina cinsi midir? Kara balinası bu, kara. Aman. Pantolonun kemerini de gevşetti. İşkembeyi Kübra'yı genişletti. Daha sabaha kadar yer bu. Yavaş, yavaş. Bakalım bizim deli Ferhat'la çetesi Laz Kemal'i hallettiler mi? Allah Allah. Bu ne be? Bunlar resmen adamı eğlendiriyorlar. Nasıl eğlendiriyorlar baba? Basmaya eğlendiriyorlar işte. Şarkı söyleyip köpek atıyorlar. Allah Allah. Nasıl olur? Bal gibi olur. Sizin de sizin bulacağınız kiralık katilin de. Allah Allah. Yatırın evladım, daha yemek yatırma. Adamlar sana daha ne getirsinler anam? Semer mi getirsinler? Bu şal da semerini ye. Su getir daha, su getir. Eyvah, Marmara Denizi'ni kurutur şimdi bu. Ver coşkuyu sultan. Abinizi de kaldırın ayağa. Sessiz balı yapın. Tamam mı? Ver anam coşkuyu. Hadi abi sen de gel, birlikte oynayalım. Hadi, hadi abi, abi oynayalım hadi gel. Ya ben bilmem bu oyunu da. Vurun olsun tepeniz ama. Ya bilmem bu oyunu. Ya sen bizim gibi şöyle sallayacaksın bak, şöyle bak. Bak, şöyle. Karşımızda duralım gibi çıktı. Aman ne güzel oynar valla. Dur anam, ben de oynayacağım valla. Abi dur öyle oynanmaz, bak böyle oynayacağım bak. Ama, anam. Abiciğim, anam bak böyle değil anam. Abi şöyle sallayacak. Bak. Sana gibi yani. Kıvır anam. Kıvır anam yandan. Anam yandı şöyle. Göğüsüne koyma göbeğine, koy şöyle göbeğine. Koy bak, bak şöyle ha. Ver coşkuyu göbeğe. Aman. Hiç bir göbek atmadın hayatında aman. Anam bilmiyorsun bari bak da gör. Anam bak, bak. Ay ne oldu? Ana bir şey oldu adama. Bete gel lan buraya. Adama bak ki. Abi koş, koş, koş. Abi, abi. Abi iyi misin abi, abi, abi. Kendini... Ölmüş abi be. Öldü mü diye. Ne yapacaksınız? Anam gerçekten mi öldü? Anam gerçekten mi öldü? Ölmüş. Saatini alayım bari. Size kiralık katil bulun dedim. Gidip bana çengi getirdiniz. Deli Ferhat dediniz. Psikopat dediniz. Herif çıka çıka çengi çıktı. Beceriksizler. Bana derhal başka bir katil bulun. Baba, bunu görmen lazım. Gazetede kiralık katil ilanı var demeyeceksin herhalde. Sivri zekalı. Yok baba, bak. Laz Kemal, dün gece bir roman grubuyla eğlenirken öldü. Olay yerinde inceleme yapan polis...
kalp krizi dedi. Vay anasını be. Herife bakın. Nasıl öldürdüyse arkada iz bile bırakmamış. Dışarıdan baksan müzik grubu sanırsın. Ama adamlar kiralık katilin ağababası çıktılar kardeşim. Biz sana demiştik baba. Bu deli Ferhat'ın yöntemleri çok farklıymış. Sağ solu hiç belli olmuyormuş. Harbiden deliymiş bu herif. Nasıl öldürdü acaba? Polis kalp krizi sanmış. Onun cinayet metotlarına akıl sır erer mi hiç baba? Kim bilir nasıl öldürdü? Baba, Adanalı Celal bizim ihaleye girecekmiş. İstersen onu da deli Ferhat'a temizlettirelim. Siz meraklanmayın. Hepsini deli Ferhat'a temizleteceğim. Bunlar memleketin gördüğü en iyi kiralık katiller. Ana, ne ya? Niye getirdiniz buraya? Bu herif kara balinasını öldürdüğümüz için hepimizi kurşuna dizer, süzgeçe çevirir. Saçmalama pembe. Asıl özür dilemezse kurşuna dizer. Yeter aklımı pembe. Gidelim özür dileyelim. Bizim bir kabayatımız yok diyelim. Yoktur. Tabii canım. Herifçi oğlu kıtlıktan çıkmış gibi yedi. Yedi. Ondan sonra da oynayayım dedi. Yedi. Kalp krizinden yalla öteki tarafa. Bizim kabahatimiz ne? Tabii canım. Hacivat çapkınlık yapacak. Ceremesini karagöz mü çekecek? He. Yok öyle dava. Kendi yedi kendi öldü kardeşim. Vallahi. Bizim suçumuz yok. Hadi. Haydi hanım gidelim. Pembe nerede ya? Ana kaçıyor be. Yakalayın. Gel buraya. Gel buraya. Tut. Ay vallahi. Gel bakayım. Gençliğime doyamadım ana. Bir gün yüzü görmedim şu hayatta. Kanca beraber, kanca beraber hadi. Baba, deli Ferhat'la çetesi geldi. Al içeri, al. Gelsinler. Buyurun, geçin içeri. Gel abi, gel. Abi iyi günler. İyi günler abici. Sizi gidi sizi. Bizi? Şşt gel buraya. Şşt. Sizi aman gidi sizi be. Sizi gidi sizi. Dedim ana ben size gelmeyelim dedim. Siz yok musunuz siz? Siz yok musunuz siz? Yokuz hanım. Yokuz valla ben yokum sadece bunlar var. Dur pembe ha. Çok fena kızmış bu abi. Özür müzür tekrar etmez. Söyleyin bakalım. Ne yapayım ben şimdi size ha? Eyvah. Anam bittik biz. Söyleyin ne yapayım? Gözlerinizden mi öpeyim? Yüzünüzü mü öpeyim? Ha? Ay! Gel. Ay! Aslanlarım. Kurban olurum. Yaladı anam suratım. Valla yaladı. Koçlarım. Aslanlarım. Ne olur be Mehter. Arkadaşını öldürdük. Elif kızacağı yerde öper bizi. Anladıysam arabalıyım abi. Ya iyi de kalpten öldüğünü biliyor. Bizim bir kabahatimiz yok ki. Anam. Belki de ölürken onu öyle mutlu, huzurlu ettiğimiz için sevindi. Pembe doğru söylüyor abi. Bu ilk ödemeniz. $10,000. $10,000 mı? $10,000 mı? Anam $10,000 mı dedi. Dolar hakikaten de dolara. Bir bakın. Bana kokuyor. Onun piyasadaki çalgıcı fiyatlarından haberi yok galiba. Tamam. Bu $5,000 da avansınız. Avans derken? $5,000 daha. Ne avansı dedi? Ha. Ay canım benim iyi herif bu. Yeni işiniz için. Adanalı Celal. Hı? Adresi resmin arkasında yazıyor. Abi yine eğlence yapıyoruz yani. Eğlence, eğlence. Siz eğlence diyorsunuz ya bu işe. Hı. Biz de artık kendi aramızda eğlence demeye başladık. Tabii ya. Azıcık cins bu herifler ha. Eğlenceye eğlenceden başka ne denir ki? Allah Allah. Kuş ver hanım karıştırma şimdi onu gülsen gül. Çok güzel bir eğlence yaparsınız Adanalı Celal'e. Tamam mı? Güzel, tamam abi. Tamam abicim, tamam. Çok güzel bir eğlence yapacağız, sen hiç merak etme. Hayırlı günler. Hadi anam, görüşürüz abicim. Hadi anam. Şş,
Söyle bakalım, yine ne işler çeviriyor senin patron? Sorma komiserim. Tuzuttu Kinyas. Deli Ferhat diye psikopat bir katille anlaştı. Önüne geleni öldürüyor. Demek Deli Ferhat'la anlaştı ha? Evet. Adını hep duyuyorduk da izini bulamıyorduk. İyi oldu bu. Şimdi ikisini birden yakalarız. Görsen komiserim, herif harbi psikopat. Çetesi var. Birlikte cinayet işliyorlar. Cinayetlerine de eğlence diyorlar. Yapma ya. Kaç yıldır bu alemlerdeyim komiserim. Böyle psikopatlar görmedim. Biz onları akıllandırmasını biliriz oğlum. Laz Kemal'i temizlettikten sonra Kinyas, şimdi de Adanalı Celal'in üstüne saldı bu Deli Ferhat'ı komiserim. Salih. Buyurun komiserim. Topla çocukları. Kinyas'ı ve Deli Ferhat'ı takibe alıyoruz. Başüstüne komiserim. Allah Allah. Aklım almıyor. Bu Kinyas niye bana eğlence göndersin ki? Adam benim can düşmanım. Barışmak için baba. Kendisini temizleyeceğimizi anlayınca kuyruğuna fıstı, af diliyor şimdi. Benim eğlence sevdiğimi biliyormuş kerata. Hadi sen dışarı çık da kola çanat. Emredersin baba. Oh, yandan, yandan, yandan. Oh, Tokuştur abi 60. Ah. Al sana 60 milyon. Al sana 70 milyon. Ver abicim. Aman bismillah varım kız Melikçe şuna bak. Elif dokunmatik bankamatiğe benziyor. Kalçayla hanım dokunuyorsun. Paralar olup da fışkırıyor valla. He duydum. 80. Al sana 80 milyon. Abi dur hanım dur hanım. Valla bak ben de bir kalça tokuşturayım. Şuna şöyle. Anam 90. Oh. Al sana 90 milyon. Canım yesin pembe seni. Abi bir de ben tokuşturayım be. Eyvah. Ana adam düştü. Ama. Ay ne acaba? Anam gitmiş adam. Ay. Ana. Kaçıncı kattayız biz? Zemin kattınız yoksa? Aman ne demeyeyim. Şu an zemin katta olan Adanalı Celal. Biz 5. kattayız Selimciğim. Ay bak bak bak. Ya inşallah ölmemiştir inşallah. Vay vay vay. Kızala ne yaptın ya? Kız altı yumurta et tavuk aklı camdan attıra. Elif ne güzel para yapıştırıyordu. Ama bir Tebe abla be. Adam 5. kattan aşağı düşmüş. Ölmüş seni hala paranın peşindesin ha. Ya ben de. Ben atarım seni aşağı. Tamam ya. Ay, ne yapacağız anamın ya? Anamın sahipleri gelmeden biz diyelim bizi de atarlar. Ay, koş, 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 koş. Sevgili seyirciler, şimdi elimize geçen bir haberi veriyoruz. Adanalı Celal olarak da bilinen ünlü mafya babası Celal Ersöz evinde geçirdiği bir kaza sonucu hastaneye kaldırdı. Helal olsun bu Deli Ferhat'a. Bak hemen defterde durmuş Adanalı. Bütün olarak evinin önünde bulunan Celal Ersöz tedavi altına alındı. Şunun haline bak. Firavun'un mumyasına dönmüş. Deli Ferhat süper bir psikopat. Ne yöntemler var adamda be. Helal olsun. Ferhat abi, Ferhat abi. Ne oldu be kerkeniz? Sirenleri yakmış geliyorsun. Hayırdır? Abi, piyasada bir kolpa türemiş. Ben Deli Ferhat'ım deyip alemde iş yapıyormuş. Kim benim adımı kullanan keçi boynuzu? Ben adamı anasından doğduğuna pişman ederim. Ne dersin abi? Ben de öyle düşündüm. Dava açalım herif abi. Senin adını nasıl izinsiz kullanır? Pardon canım. Ne yapalım ne yapalım? Dava açalım abi. Mahkemeye verelim kolpayı. Ah aynalı sazan. Madem işlerimizi hukuk yoluyla çözecektik, ne halt etmeye mafya olduk biz? Pardon abi haklısın. Şu kolpayı bulup cezasını infaz edelim. İzimizi belli mi? Kinyas'la çalışıyormuş abi. Yürü gidelim. Sen de yolda güzel bir ölüm düşün şu kolpaya. Şöyle orijinal bir şey olsun. Tamam abi. Yürü. Gözünüzü dört açın Salih. Kuşu tutmayın. Tamam. Maestro komiserim. Tamam. Komiserim, ticari bir minibüs evin önünde durdu. Tamam. Anlaşıldı. Tamam. Allah Allah. Bunların ne işi var burada be? İşte komiserim.
Kiralık katil olan Ferhat'la çetesi bunlar. Ne diyorsun oğlum sen? Dalga mı geçiyorsun benimle? Bunlar müzisyen, tanıyorum ben bunları. Sadece siz değil komiserim. Herkes onları müzisyen sanıyor. Kamuflaj o kamuflaj. Nasıl takır takır adam öldürüyorlar bir bilseniz. Hayda. İnanmıyorsunuz değil mi komiserim? Bunlarda bir cinayet metotları var. Cinayet olduğu anlaşılmıyor komiserim. O derece profesyonel bunlar. Allah Allah. Anam, anam. Gelin, gelin. Koçlarım benim. Aslanlarım. Siz bir tanesiniz. Siz bir tanesiniz. Adam gene sizin gibisini görmüyorum. Her işi tereyağından kıl çeker gibi hallediyorsunuz. Muhteşemsiniz vallahi. Ya şey, yani şimdi Cenel Bey camdan düştü diye kızmadınız değil mi abi? Kızmak mı? Şaka yapıyorsunuz herhalde. Komik şaka. Çok komik. Betim. Anam bu adam deli mi ne? Gittiğimiz her yerde müşterinin başına getirmediğimizi bırakmadık. Hala bizden memnun herif. Bir iş varmış da anlamadım. Hmm. Evet. Buyurun. Bu kalan paranızın üstü. Kim benim adamı kullanan kolpa çıksın ortaya. Çıksın dedim. Ne oldu be? Anam. Bu kim ya? Sen de kimsin? Ben alemin gördüğü en acımasız katil, harbi psikopat ve de sosyopat Dili Ferhat'ım. Yok ya, ben de Napolyon Bonapart'ım canım. Tanıştığımıza çok memnun oldum. Saçmalama oğlum. Gerçek Dili Ferhat işte bu. Kiralık katilin kralı. Bunlar da ekibi. Biz mi? Ne diyorsun abi? Ne kiralık katili ya? Biz mi kiralık katiliz? Nedir? Kiralık katil mi de? Ne kiralık katil abi? Biz sadece saz grubuyuz. Tabii canım, saz grubuyuz vallahi. Biliyorum canım, biliyorum. Saz grubusunuz siz. Kamuflaj olayı değil mi? Aramızda. Şimdi anlaşıldı her şey. Benim adımı kullanıp piyasadan iş kapmaya utanmıyor musunuz? Yaşatır mıyım ben sana? Hayır! Bak silahları polis! Ne oluyor? Kimse kımıldamasın! Saniye, götür şunları! Hadi! Aldım! Tamam, tamam! Tamam! Demek bizim Ferhat'la psikopat Deli Ferhat'a edilen telefonlar karıştı ve siz birden kendinizi mafya aleminde buldunuz, öyle mi? Aynen öyle komiserim. Peki ortada bir karışıklık olduğunu nasıl anlamadınız? Ha? Hadi bunlar anlamadı. Sen nasıl anlamadın beter? Komiserim, ortada bir gariplik olduğu belliydi ama bizi kiralık katil olarak tutacakları da aklımın ucundan geçmezdi yani. Tabii anam, biz saz grubuyuz. Dedik ki bizi tutsalar tutsalar sazcı olarak tutarlar dedikti. Yanlışım varsa düzeltin ama bu işlerden de iyi para kazandık ha. İyi para mı kazandınız? Verin bakalım şu paraları, verin. Komiserim yok anam, ne parası? Para mara kazanmadık. Pembe! Canım. Ver bakalım şu paraları. Ulan cacık seni, Allah seni ne yapmasın, hem tutamadın dilini. O kadar değildi ki abla, öbürlerine versene ya. Allah'ım ya, nasıl evlendim ben bununla ya? Biz sana sorarım işte. Al canım. Ama komiserim, bu bizim paralarımızdır. Ya. Biz bileğimizin hakkıyla çalarak kazandık. Evet komiserim ya. Mafyada halktan çalarak aldım bu parayı. Çocuklar, halkın parası şimdi yine halka geri dönüyor. Darülaziye bağışlıyoruz. Sizin adınıza. Bravo komiserim. Anam gene mi Darülaziye? Bütün kazancımızı bu hafta oraya verdik de. Ne kızarsın be Pembe abla ya. Ne güzel. Ramazan Ramazan sevabı gireriz işte. Tebrik ederim komiserim. Ay sitikar. Kopucu male, sizin male, yapıştır male.
kartı kalamaz.